Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ayki kitabımız Feminizm Herkes İçindir kitabı. Yazarımız da bell hooks. Bell hooks kimdir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yazarımız 1952 yılında Kentucky'de dünyaya gelmiştir. Hem medya, hem ırkçılık, hem sınıf mücadelesi, hem de feminizmle ilgili hem makaleler hem de kitaplar yayınlamıştır ve hala da çalışmalarına devam etmektedir. Bu kitabı da şöyle tanıtıyor aslında. Diyor ki, yani feminizmle ilgili herkes bir şey söylüyor. Bazıları yeriyor, bazıları eleştiriyor, bazıları savunduğunu söylüyor. Ama feminizm nedir? Konuları nelerdir? Hangi konuya nasıl bakar feminizm? Ee, bu yüzden de böyle küçük bir kitapçığa ihtiyacımız olduğundan bahsediyor aslında. Ee, feminizmin tanıtımı ya da feminizm nedir'i basitçe anlatan bir kitap diyebilirim. Ee, ben de bu kitabı seçtim. Ee, yaklaşık 140 sayfalık bir kitap ve gerçekten temel konularda feminizmin nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu anlatıyor. Şimdi e, o konulara geçiş yapıyorum hemen. İlk sayfalarda şundan bahsediyor Belloc: ee, Feminizmin şerri ve kötü feministler hakkında duymadığım şey kalmıyor. Onların yani feministlerin erkeklerden nasıl da nefret ettiğini onların yani feministlerin <laughs> doğaya ve de tanrıya nasıl karşı çıkmak istediğini, topunun lezbiyen olduğunu, bütün işleri ele geçirerek karşılarında hiçbir şansı olmayan beyaz erkeklere dünyayı nasıl da zehir ettiğini duyuyorum genellikle diyor. Ve daha sonra da şunu ekliyor. Bu kişilere soruyorum diyor. Feminizmle alakalı bir dergi okuyor musun? Feminizmle alakalı bir araştırma yaptın mı? Bir kitap okudun mu? Ee, ve çoğunun gözünde feminizm erkekler gibi olmak isteyen bir avuç öfkeli kadın anlamına geliyor. Ee, ve bell hooks aslında böyle olmadığımızı, her konuda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunduğumuzu, toplumdaki her birey için aslında feminizmin gerekli olduğunu olduğunu söylediğinde de bell hooks ona şunları söylüyorlarmış: Gerçek feministler gibi değilsin. Peki toplumun gördüğü gerçek feministler kimler? Ee, bunu bir düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Bell Hooks'a göre feministler hem aklen hem de kalben değişimi gösteren, aynı zamanda erkekler için de Atherkin'in köleliğinden kurtuluş umudunu barındıran toplumsal cinsiyet karşıtı bir harekettir. Kitabımızın başlangıcı bu şekilde. Şimdi tek tek konularımıza giriş yapacağız. Kitapta kız kardeşlik gücünden bahsediyor. Şimdi kız kardeşlik gücü şöyle bir manaya denk geliyor. Ulus aşırı feminizmde tüm kadınların hak ettiği hakları sağlanmalıdır ve bu nedenle kadınlar arasında bir sınıf ayrımı olmamalıdır diye söylüyor. Fakat bu kız kardeşlik mevzusunun bilerek altının oyulmaya başlandığından söylüyor ve altını oyan kişilerin arasında kadınların da olduğunu söylüyor özellikle elitist beyaz kadınların e, kendi sorunlarını e, ön noktaya aldıkları müddetçe e, kız kardeşlik olgusunun tamamıyla yerine getirilemeyeceğinden bahsediyor. Bu nedenle feminist hareketinde en başından beri kutuplaştığından söz ediyor. Ee, ve e, ivme kaybettiğimizi söylüyor. Çünkü tanımımız muğlaklaşıyor. Şimdi tanımda tanım çok basit aslında. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyoruz ve bu toplumsal cinsiyet eşitliği hem kadınlar hem de tüm insanlık için geçerli. Fakat e, feminist hareketinin içerisinde yer alan kadınlar arasında bir ayrım var mı? Bu ayrımı kadınlar gerçekleştiriyor mu? Bundan biraz bahsetmemiz gerekiyor. Roman e, bir kadın, işçi bir kadın Sanatçı bir kadın veya hmm, evsiz bir kadın arasında bir ayrım var mı? Hepimiz tüm bu kadınlara eşit önemi gösteriyor muyuz? İşte göstermiyorsak kız kardeşlik gücünün aslında önem, önemini kaybettiğinden bahsediyor. E, Mel Hooks ve şunları ekliyor. Feminist doğulmaz, feminist olunur. İnsan yalnızca kadın olarak doğma imtiyazına sahip olduğu için feminist politikanın savunucusu olmaz. Siyasi tavır alışların tümünde olduğu gibi kişi feminist politikaya tercih ve eylem yoluyla katılır. Burada şundan da bahsettiğini düşünüyorum. Kadınlar feminist olmak zorunda değil. Her kadın feminist olamaz ama feminist olan kadınlar feminist olmayan kadınlar içine mücadelelerini devam ettirirler. Şimdi bir başka konuya geçelim. Bu arada bu kız kardeşi gücüyle ilgili bir cümlesi daha vardı. Onu söylemeyi unuttum. Dışarıdaki düşmanla yüzleşmeden önce kendi içimizdeki düşmanın dönüştürülmesi gerekir. Sınıf ayrımcılığı yapan kadınlardan bahsediyor. Tehdit ve de düşman cinsiyetçi düşünce ve davranıştır. Kadınlar kendi içlerindeki cinsiyetçiliği ele alıp dönüştürmeye çalışmadan feminist politikanın bayrağını taşıdıkları sürece hareketin altı oyulmaya devam edecektir diyor. Kız kardeşlik konusuyla ilgili bunları söyleyebiliriz. Şimdi kürtaj meselesinden bahsetmek istiyorum. Üreme hakları ile ilgili Bell şunları söylüyor. Kadınların kürtaj yaptırıp yaptırmamayı seçme hakkın olması üreme özgürlüğünün yalnızca bir boyutudur. Üremeye dair hangi hakların daha önemli olduğu kadının yaşına ve yaşam koşullarına göre değişebilir. Mesela kadın menopoz çağına geldiğinde ve doktorlar rahminin alınması gerektiğini söylediğinde bu operasyona sahip olmak ve operasyonu geçirmek için de yeterli olanakların kadına sunulması da üreme hakları içerisinde yer alır. Yani üreme hakkı deyince illa istediği şekilde doğum yaptırmak istediği zaman doğurmak demek olmuyor. İstediği zaman doğurmamak, hangi şekilde doğuracağını seçmek, hangi yöntemleri kendi üreme sağlığı için kullanacağını seçmek ve bu olanaklara ulaşmadaki haklarını ee, da üreme özgürlüğü içerisinde alabiliriz ee, ve kürtaj hakkı konusunda şunları söylüyor son olarak yasal, güvenli her kadının alım gücüne uygun kürtaj meselesinde yenilgiye uğramak kadınların üremeye dair haklarının tümü konusunda yenilgiye uğraması anlamına gelecektir kürtaj karşıtı hareket kökten antifeminist bir harekettir buradan şunu anlayabiliriz belhuksa göre bir kişi hem feminist hem de kürtaj karşıtı olamaz. Şimdi bir diğer konumuza geçeceğiz. O da güzellik. Ee, bunu size de sormak istiyorum aslında. Ee, son zamanlarda beden olumlama ile ilgili birçok makale yayınlanmaya başlıyor ve reklam panolarında artık beden olumlamaya uygun reklamlar gösterilmeye, filmler çekilmeye, e, klipler yapılmaya başlanıyor. Fakat bunu ne kadar samimi buluyoruz? Gerçekten bu bir e, doğal ortamda oluşan bir düşünce mi? Yani bireyler şunu mu söylüyorlar artık şirketler? Evet, normal bedenleri normalleştirmeliyiz. Çünkü bunu en baştan beri yapmamız gerekiyordu mu diyorlar? Yoksa kapitalizm buraya kayıyor. Şu an beden olumlamada büyük bir meblağ dönüyor ve bizim de bu meblağdan alacaklarımızı almamız gerekiyor. E, Bell Hooks bu konuda şunu söylüyor açıkçası, kendi bedenlerimizi nasıl olduğu gibi kabul edip etmeyeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Aterkil duyarlılıklar güzellik endüstrisini beslemeye devam ediyor diye ekliyor. E, genç kadınların bu gibi konularda özellikle aterkil medyadan etkilendiklerini ve kafa karıştırıcı mesajların bedenlerimizde birçok etkiye sahip olduğunu söylüyor. Şimdi bir başka konuya geçiyorum. O da ulus aşırı feminizm. Ulus aşırı feminizmle ilgili Bell Hooks neler söylemiş? İlk onu söylemek istiyorum. Ulus aşırı feminizmler sahte ırk, toplumsal cinsiyet sınırlarının ve sahte bir şekilde inşa edilen ötekinin reddedilmesi, erkekçi milliyetçiliğe, devletçi komünizmin çarpıtmalarına ve serbest pazar küreselleşmesine karşı büyük bir meydan okumadır. Bu, kuzey, batı, ve Güneydoğu diyaloğu ve onun ötesinde tanımlanan bireysel farklılıkları, özgürlükleri ve eşitliği tanıyan bir feminizmdir. Küresel feminizmin amacı cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürü ve baskıyı sona erdirecek küres küresel mücadelelere katılmaktır. Bununla ilgili blog yazımda şunu da söylemiştim. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği birçok ülkede birçok cinsiyeti farklı bir şekilde etkilemektedir. Örnek vermek gerekirse Güney Afrika'da e, kadın sünneti olunurken e, Hindistan'da kız çocukları e, doğmadan önce hayattan koparılmaktadırlar veya başlık parası nedeniyle bizim ülkemizde de evlendirilmektedirler. Bir başka ülkede kızlar e, Kadınlar eşit işte eşit ücret alamazlarken bir başka ülkede de trans kadınlar toplum içerisinde dışlanmaya maruz kalmaktadır. Yani ulus aşırı feminizm bize kısaca şunu söylüyor. Bir diğer adım küresel feminizm olarak söyleyebiliriz ayrıca. Burada bir yön kavramı mevcut değil. Bunlar hepimizin sorunları. Ve ancak hepimizin sorunları bittiğinde genel anlamda küresel konularda feminizm rahat bir noktaya erişecektir diyor. Bir sorun A bölgesindeki bir sorun B bölgesindeki diğer sorundan daha önemli veya daha önemsiz olamaz diyor küresel kim feminizm kısacası. Keminizm diyecektim yanlışlıkla. Şimdi ee, başka bir konuya geçmek istiyorum. Bir sonraki bölümde Bell Hooks çok önemli bir konuya değiniyor. O da ev içi şiddet ve şunları söylüyor. Ev içi şiddet dendiğinde Aklımıza evet ataerkil düzenin e, etki ettiği bir şiddet gelecektir tabii ki de. Bu su götürmez bir gerçek. Ama e, sadece erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddetten bahsetmememiz gerekiyor diyor. Erkeklerin erkeklere uyguladığı, kadınların kadınlara uyguladığı, ebeveynlerin çocuklara uyguladığı şiddet de önemlidir diyor. Ve biz sadece kadına karşı şiddete değil tüm şiddet başlıklarına karşı çıkmalıyız diyor. Ve ekliyor. Kadınlar ve erkekler şiddetin toplumsal kontrol mekanizması olarak kullanılmasının bütün tezahürlerine karşı çıkmalıdır. Savaş, kadına yönelik erkek şiddeti, ırkçı şiddet ve bunun gibi tüm şiddetler. Kadına yönelik erkek şiddetini sona erdirmek yönündeki feminist çabalar, bütün şiddet biçimlerini sona erdirmeye yönelik bir hareket oluşturacak şekilde genişletilmelidir, diyor. Şimdi son konularımızdan birine geldik. O da feminizm ve erkekler. Erkekler feminist olabilirler mi? Elbette olabilirler. Feminist olmak için kadın olmak zorunda mıyız? Elbette değiliz. Ve e, burada muhafazakar kitle medyasına değiniyor. E, Bell Hooks ve şunu söylüyor. Feminizm hareketi başladığından beri muhafazakar kitle medyası sürekli olarak feminizmin, feminizmin bir erkeklik karşıtlığı olduğunu bizlere öğretmiştir. E, ...çirkin lezbiyenlerin oluşturduğu ve erkekleri bu dünyada istemeyen bir hareket olarak göstermiştir feminizmi. Fakat feminizm böyle midir? Elbette ki hayır. Bu düşünceler anti-feminist bireylerin feminizmin altını oymaya yönelik e, savunduğu cümlelerden ibarettir. Kitabın başında da söylediğim gibi ve Bell Hooks'tan tabii ilettiğim gibi... ...feminizmin altını bu şekilde erkeklik karşıtı olarak e, yermeye yönelen insanlar... Feminizmle ilgili kaç kitap okudular? Kaç belgesel izlediler? Kaç feministle konuştular? Bunları sormamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve genel olarak bir erkek erkek dostluğundan bahsediyor Bell Hooks. Yani e, algı hani erkekler sonsuza kadar dost olabilirler fakat kadınlar olamazlar. Çünkü kadınların arasında farklı meselelerden doğan sınıf mücadeleleri vardır. Bu da e, muhafazakar kitle medyasının bizlere ilettiği görüşlerden biridir diyor. Ve tabii ki ekliyor, evet erkekler de feminist olabilirler. Ee, biraz da çocuklara değiniyor ve konuyu şöyle bitiriyor aslında. Erkek çocukların sağlıklı bir öz saygıya ihtiyaçları vardır, sevgiye ihtiyaçları var. Bu sebeple düşünceli ve sevgi dolu feminist politikalar erkek çocukların hayatını kurtaracak yegane temeli oluşturabilirler. Ater ki onları iyileştirmeyecektir. Eğer öyle olsaydı şimdi hepsinin iyi durumda olması gerekirdi. Bu ülkedeki pek çok erkek kimliklerinin doğası konusunda sıkıntı çekmektedir. Feminist teori hepimize özellikle adaleti ve özgürlüğü nasıl hayatı güçlendirecek ve olumlayacak şekilde sevebileceğimizi öğretir diyor. Sonrasında çok çok daha önemli bir konuya değiniyor ve feminist ebeveynlik. E, feminist ebeveynlikle ilgili de şunları söylüyor. Aslında terki kültürü sadece, zaten bunu hep söylüyoruz, e, kadınları veya erkekleri etkilemiyor, çocukları etkiliyor. Çünkü çocuklar ailenin bir malıymış gibi ve o ailedeki ebeveynlerin bir e, klonuymuş gibi yetiştiriliyor. Fakat feminizm tabii ki buna da karşı çıkıyor ve e, şunları söylüyor. Ebeveynlerin bekar ya da evli olması, eşcinsel olması yahut olmaması, hane reisinin kim olduğu önemli değildir diyor. Ki burada hane reisi kavramını pek hoşuma gitmedi açıkçası. E, ve Aterki'ye tekrardan eleştiri söylüyor. E, diyor ki iki ebeveynli Aterkil aileye diğer bütün düzenlemelerden daha çok saygı gösteren bir kültürde aileleri standarda uymayan bütün çocuklar duygusal anlamda kendilerini güvensiz hissederler. aile dediğimizde bizler ne anlıyoruz? Bunu düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Gerçekten kadın, erkek ve birkaç çocuktan oluşan veya tabi coğrafyaya göre çocuk sayısı değişebilir bir aile. Başarı, başarılı, evlilikten ne anlıyoruz? Çok uzun süren evlilikler başarılı evlilikler mi oluyor? Ee, aile içi başarı ne demek oluyor? Bundan bahsedilmesi gerek diye düşünüyorum Bu nedenle çocuklar ailenin bir malı olarak değil Toplumda yer edinen ee, bireyler Ve sadece ve sadece sevgi ve saygıya ihtiyaç duyan bireyler olarak yetiştirilmektedirler Yetiştirilmeleri gerekir aslında Çünkü ebeveynlerinin kim olduğu o kadar önemli mi acaba? Hepimiz anne ve babayla mı büyüyoruz? Ee, halasıyla büyüyen var, yuvada büyüyen var, ee, iki tane babayla büyüyen var, iki tane anneyle büyüyen var. Aile şudur, aile budur, kesinlikle şöyle olmalıdır ee, bilimsel bir cümle mi yoksa politik bir cümle mi bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi son bölümlerimize geçiyoruz. Kitabının e, son sayfalarında homofobiden bahsediyor e, Bell Hooks ve şunu söylüyor: Homofobik olan bir birey feminist olamaz. Tabii ki bu konuda Bell Hooks'a katılıyorum çünkü zaten kadın hakları'nı savunan bireyler temelde insan haklarını savunuyorlar. E, homofobi de e, bir nefret, suçudur ve e, homoseksüel olan bireyler rin bir yönelimi mevcuttur ve bu yönelim doğal bir durumdur. Bu doğal durumlar ötürü, homoseksüel olan bireylere karşı yapılan davranışlar insan haklarına aykırı davranışlardır. Feminizm temelde tüm ayrımcılıklara karşı çıktığı için cinsel yönelim ayrımcılığına da elbette karşı çıkmaktadır. Bu yüzden de ben homofobiyim ama tabii ki de kadın haklarını savunuyorum diye bir cümle olamaz. Feminizm ee, buna karşı çıkıyor ve Bell Hooks da çok güzel bir şekilde bundan bahsediyor. Daha sonrasında da aşka değiniyor. Feminizm ve aşk hangi noktalarda birleşiyor? Burada tahakkümden bahsediyor Bell Hooks ve şunları söylüyor. Tahakkümün var olduğu yerde aşk olamaz. Feminist düşünce ve pratik, birliktelikte ve ebeveynlikte karşılıklı olgunlaşmanın ve kendini gerçekleştirmenin önemini vurgular gerçek aşkın tanımı ve kabul üzerine kurulduğunu, teşekkür, ilgi, sorumluluk, bağlılık ve bilgiyi birleştirdiğini kabul ettiğimizde adalet olmadan aşkın olamayacağını kavramış oluruz, diyor. Ve aterkil kültürde var olan ilişkilerinde tahakküm, sahip olma, koruma, savunma gibi konularla ilişkili olduğundan bahsediyor. Bu nedenle bu ilişkilerin sağlıklı bir ilişki olmadıklarını söylüyor. Şimdi ee, kitabımızın incelemesinin sonlarına yaklaştık. Ee, Bell Hooks kitabının sonunda bizlere öğütte bulunuyor. Şimdi sizlere bu öğüdü ileteceğim. Geçmişten cesurca ders alıp feminist ilgelerin gerek kamusal gerek özel hayatlarımızı her yönüyle sarmaladığı bir gelecek için çalışmalıyız. Feminist politikanın amacı her kim isek özgürce o olabilmemiz adalete sevgi beslediğimiz yaşamlar sürebilmemiz, barış içinde yaşayabilmemiz için tahakkümü sona erdirmektedir. Ve feminizm herkes içindir. Kitabımızın incelemesinin sonuna geldik. Herkese teşekkür ederim. Ve feminizm herkes içindir kitabını elbette öneriyorum. Geçtim ya, ya yanlış yere bakıyorsun ya. Şimdi bir başka konu... Sinem oraya mı bakacağım? Eee kürşat... Ay kürşat mı? Bir kadın, feminist biri. Sen, bu nesnem Nasıl gülüyorsun ya? <gülüyor>